Arkadaşlar merhaba hepinize. Kocaeli yarışlarının tahminlerini vereceğim. Hemen kısaca dünkü İzmir'e bakalım. Maalesef kafada gözden kaçırmışız. Forever Justin 3, 4 numarayı. Yazamadık ama grubuma sonradan fark ettim. Grubuma ekledim. 6'da yakaladık grubumuzda ama maalesef YouTube'da çok hatta da vermeyi unuttum. Fakat sabah bakınca AGF'de 3. at olduğunu görünce inceledim tekrar. Yazılması gereken bir atmış. Ama yazamadık. Bu yüzden özür diliyorum. Sizlerden gözden kaçırmışız. Umarım sizler yazmışsınızdır. Vanlı Mahal önerdiğimiz atlardan biriydi. İki üstünlüğü de tutuyordum Vanlı Mahal'ı da. Kazandı. Küşiyi verdik. Hocam ola %63 çıktı. Yani çok beğenmediğimi söyledim son yarışını. Küşi de rahat kazandı. Robinson bankomuzda bizi yanıltmadı. Nurhan Hanım sonda da olsa verdiğimiz bir attı ve son ayağı da iki atla geçtik. Time ve Dimentos şeklinde. Açıkçası Time'ı daha çok tutuyordum ama çok beklediğim yarışı yapamadı. Ama Dimentos çok koştu gerçekten. Ve ben kendi adıma 5'li Ganyan Mist'i yakaladım. Yani önlerdeki atlarımı kullanarak yaptım yakaladım ama 6'lıyı yakalayan grubumuza yakaladık. İnşallah bugün de Kocaeli'de başarılı olur, sizlere faydalı olmaya çalışırız. Evet, Kocaeli'de güzel bir program var. İlk haftada iki banko, ikinci haftada tek bankolu bir kurgum var. Hemen birinci koşudan başlıyorum. 5 numara Sene Kuş Rüzgarı'nın ilk yarışını çok beğendim. Atın fiziğini çok beğendim. Gayet iyi bir taya benziyor. İyi bir yarış yapacaktır. Mahmut Bağ iyi idare edebilirse bu yarışı kazanma şansını oldukça yüksek görüyorum. 3 numara Kudretli Tay. Mahmut Bağla geçen yarış bana koşmadı. İyi bir tay. 5 ve 3'ü önde tutuyorum ben burada. Ama bu 6 numara Seyfettin de 3 numaranın gizli ikürüsü bir şekilde. Aynı antrenörde, aynı ekipte. Bu Seyfettin de son yarışta çok startta kaldı. Bugün dış start istiyor, istemişler. Startta kalmazsa sonlarda güçlü gelecektir. 9 numara Yiğit Soylu, 7 numara Tiranlı. Son yarışta beğenmesem de yine de yazalım ve çok sürprizden de güzel bir orijini olan Özgün Han, Efruz orijini 8 numaralı Yeşil Dev diyorum. Öncelikli tercihimiz 5 ve 3, daha sonra 6, 9, 7, 8 arkadaşlar. Günün ikinci ayağında son kısa mesafeli yarışını bile çok beğendim. 4 numara Acı Dilli Fatih'in Cem Alpaso iyi idare ederse büyük bir aksilik olmazsa bu grubu geçeceğini tahmin ediyorum. Sonlarda güçlü gelecektir. Banko olarak tavsiye ediyorum sizlere. Günün üçüncü koşusunda 2 numara Snowbird rakiplerinden farklı görünüyor. İlk yarışında tatmin edici yarışlar yaptı. Bence çok iyi bir yarış daha yapıp rahat kazanmasını bekliyorum. Umarım bizi yanıltmaz. Bankomdur. Yine 2 numara Snowboard. Burada ikili denemek isteyen arkadaşlar 3 numara Tibi Dabo ile deneyebilirler. İdmanda çok beğendim. 3 numara Tibi Dabo'yu. 2-3 eğer iyi bir para, yani çok iyi vermese de 4 lira 5 lira verebilir diye tahmin ediyorum. Deneyebilirsiniz. 4-2 çifte de deneyebilirsiniz. Acı Dilli Fatih ve Snowbird eğer bir 5 lira falan veriyorsa denenebilir arkadaşlar. Her ikisine de güveniyorum. Günün 4. koşusuna geldiğimizde yani 5 numara Buğulu Gözden iyi bir yarış bekliyorum. Son yarışlarında istenilen yarışları yapıyor. 1-3-2 son 3 yarışı yine iyi bir yarış yapacaktır. Ama bu koşu zor. 10 numara Karaçulha. Yani benim Gazıncı takip ettiğim gibi bunu da takip ediyoruz. Bir türlü kazanamıyor ama 50 kilo Onur Yıldız da iyi bir yarışı yapacaktır. 2 numara Çağlayan Şelale. 9 numaralı Genç Mimar İstanbul'da idmanında gayet iyiydi sprintinde. 11 numaralı Ciğerpare. 4 numaralı Boraltan. 3 numara Porsuk Kızı ve 7 numara Kuğu Güzeli şeklinde zor bir yarış olduğunu söylememe gerek yok. Çok at yazdık. 5, 10, 2, 9, 11, 4, 3 ve 7. Günün 5. ayağına geldiğimizde 3 numaralı Canberkinoğlu yani İtman'da Derviş Bey'in yanında fena değildi. Tabii ki Derviş Bey çok daha rahat da bu açık yarış atlarından biri biliyorsunuz Derviş Bey. Canberkinoğlu bu grup için iyi bir İtman gösterdi bence. 182 gün arası var ama grup uygun iyi bir yarış yapabilir. 6 numara Nefesim Sizsen son yarışına bizde vardı ama son anda kaybetti. Bugün iyi bir yarış yapar. 5 numara Fırtına. 7 numaralı Pergamon. Bu at da iyi bir ata benziyor. Hızlı bir at olabilir. İyi bir yarış yapabilir. Dikkat edin. 9 numaralı Şampiyon Yüreği. Son yarışta kıpırdadı. 13 numaralı Önemli. Ve 2 numaralı Kenemenli Bey diyorum arkadaşlar. 3, 6, 5, 7, 9, 13 ve 2. Günün 6. koşusuna geldiğimizde 3 numaralı Max Buena'dan çok iyi bir yarış bekliyorum.
Son yarışta biraz ters mesafeydi. 1600 ona biraz kısa bence. Uzun mesafede yarışlarda daha başarılı. 4 numara indiğin son ata için ideal bir jokey bulunmuş. Kaçacak bu at büyük bir ihtimalle. İyi bir tempo ile onun üstlükle bu yarışı bitirebilir. Dikkat edin 4 numara indiğin son ataya. 5 numara Kingisbeck sonlarda güçlü gelecektir. 7 numaralı Villager Song. Bu at herhalde tam bir kum atı gibi görünüyor. Arası var ama iyi koşacaktır. 2 numara Karahisar da bu yarışın favorisi yazalım. 3, 4, 5, 7, 2. İkinci altılı için yetmiyor ama ilk altılıyı çok hesaplamadım. 8 numaralı Maxi de yani yeri olanlar, bütçesi olanlar Maxi de yazsınlar ama ikinci altılıya bütçe çok aşıyor. O yüzden 8 numaralı Maxi ikinci altı için tavsiye etmiyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimde 4 numaralı Kuz Gölcüklü gerçekten de formda çok sert tempo koyuyor. Bugün de aynı şeyi yapacaktır. Kaçacak bir Persian Rose var. O da 63 kiloyla Kuz Gölcüklü'nün temposuna uyamaz diye tahmin ediyorum. İlk şanslı atın Kuz Gölcüklü ama sonlarda durma ihtimaline karşın ağır kiloları kaldıran 2 numaralı Mühendis. Yine hafif kiloyla iyi bir yarış beklediğim 8 numara Free Children sonlarda güçlü gelebilir. 6 numara Dolce Moye ve 5 numara Elmas Kelero diyorum. 4, 2, 8, 6, 5 arkadaşlar. Günün 5. koşusuna, 8. koşusuna geldiğimizde ikinci altının 5. ayağına geldiğimizde 1 numara Rüzgar Kağan önde fazla rahatsız edilmezse veya çok sert tempo gitmezse bu yarışı kazanabilir. Ama kulaklık takısına döndükten sonra iki yarışı da güzel olan 3 numara Real Champion onu sonlarda geçebilir. 1 ve 3 şeklinde size tavsiye ediyorum. Günün son ayağında ise bence son yarışında biraz erken hareket eden, erken hamle yapan 12 numaralı Gece Kralı 52,5 kiloyla Görkem Özçelik'le bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim bankomdur. Açıkçası yani onu zorlayabilecek tek atın 3 numara yürekli çocuk olduğunu düşünüyorum ama ondan da kilo avantajını kullanıp sıyrılacaktır diye düşünüyorum. Bankomdur 12 numaralı Gece Kralı. Hepinize Kocaeli yarışlarında bol şanslar diliyorum. Şans yanınızda olsun. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Sevgiler, saygılar, bol şanslar.